Değerli velilerimiz, bu videoda sizlere çocuklarda güvenli teknoloji kullanımı ve teknoloji kullanımının sınırlılıklarından bahsedeceğiz. Çocuklar ekranlarla küçük yaş itibariyle tanışabiliyorlar. Ebeveynler biraz daha hızlı ve fazla yemek yesin ya da biraz sessiz kalsın diye telefon ve tableti kullanabiliyorlar. Fakat bu sürece alıştıklarında süreci yeniden yapılandırmak zor olabiliyor. Bu nedenle belli yaş dönemlerinde ve belli zaman aralıklarında teknolojiyi kullanmaları oldukça önemli. Bu konuyla ilgili Fransız psikiyatrist Tisserand bir araştırma yapıyor ve 3-6-9-12 kuralını ortaya koyuyor. Diyor ki, çocuklar 3 yaşından önce ekrana tanışmamalı. 6 yaşından önce herhangi bir oyun konsolu olmamalı. İnternete girecekse eğer 9 yaşından önce mutlaka ebeveyn kontrolünde girmeli. Ve 12 yaşından önce çocukların sosyal medya hesabı olmamalı. Çocukların bu kuralı benimseyebilmeleri için iki farklı yöntemden faydalanabilirsiniz. Gelişim odaklı yaklaşım ve denetim odaklı yaklaşım. Denetim odaklı yaklaşımda ebeveyn kural koyucudur ve bu kuralı çocuğa ifade eder. 5 yaşından daha küçük çocuklarda bu yaklaşımdan faydalanabilirsiniz. Fakat 5 yaşından daha büyük çocuklar neden diye sorduklarında senin için böylesi daha doğru gibi yanıtlar yeterli olmayacaktır. Dolayısıyla gelişim odaklı yaklaşımdan faydalanmak gerekir. Gelişim odaklı yaklaşımda ise koyacağınız kuralın bilimsel olarak çocuğunuz için neden daha doğru olduğunu öncelikle sizler öğrenmeli, ardından çocuğunuza şefkatle ifade etmelisiniz. Özellikle ergen bireyler bu tarz kuralları bir güç göstergesi olarak algılayabiliyorlar. Böyle bir durumda çocuğunuzdan bu konuyla ilgili bir araştırma yapmasını isteyebilirsiniz. Kural koyarken kolektif uygulamalar güç ilişkisi içinde olmadığınızı gösterecektir ve onların kuralları benimsemesini kolaylaştıracaktır. Çocukların ve gençlerin yoğun teknoloji kullanımlarının altında yatan belli temel ihtiyaçlar vardır. Sosyalleşme ihtiyacı, güç ve kontrol ihtiyacı bunlardan bazılarıdır. Kural koymadan önce bu ihtiyaçları karşılayacak yeni şeyler ortaya koymalısınız. Ve bu ihtiyaçları anlayabilmek için ise çocuğunuzla bu konuyla ilgili sohbet ortamı oluşturmalısınız. Örneğin çocuğunuz hangi konularla ilişkili oyunlar oynuyor, bu oyunun karakterlerinin özellikleri nedir ve bu karakterlerin çocuğunuz için önemi nedir? Bunlarla ilgili sohbet konusu oluşturabilirsiniz. Böylece çocuğunuz onun ilgilendiği bir konuyla ilgilendiğinizi görecek ve mutlu olacaktır. Aynı zamanda sizler de çocuğunuzun oynadığı oyunlarla ilgili bilgi sahibi olacaksınız hem de ihtiyaçlarını keşfedebileceksiniz. Dijital oyunlarda oyun üreticileri tarafından oluşturulan, beynin haz bölgesini uyaran ve oyunların tekrar tekrar oynanmasını sağlayan bir takım kurgular vardır. Peki çocuklar için uygun içerik ve oyunlar hiç mi yoktur? Elbette var. Bunların takibini ise uzmanlar tarafından oluşturulan, oyunların tanıtım bölümünde yer alan semboller aracılığıyla takip edebilirsiniz. Yanı sıra çocuğunuz için internette oluşabilecek riskleri minimuma indirmek adına ebeveyn filtreleri ve güvenlik yazılımları kullanabilirsiniz. Güvenli teknoloji kullanımı ile ilgili özellikle kişisel bilgilerin paylaşılmaması gibi konularda çocuğunuza ön bilgi vermeli ve mümkünse bir sözleşme imzalamalısınız. Bahçeşehir Koleji Kariyer ve Rehberlik Merkezi olarak oluşturduğumuz sözleşme örneğine Methodbox'ın Karen bölümünden ulaşabilirsiniz. Sonuç olarak teknolojiyi çocuklarınıza yasaklayamazsınız, yasaklamamalısınız da ama sınırlar çizmelisiniz ve mümkünse bu sınırları çocuğunuzla birlikte oluşturmalısınız. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederim.